Gel. Abdülkerim Bey'e avukatınız Ayşin Hanım geldiler. Hemen gelsin. Hemen gelsin. Abdülkerim Bey merhabalar, beni çağırmışsınız. İyi misiniz? Gel güzel kızım. Gel gel gel. Gel gel. Şuraya otur. İşte. Sen benim hayatımda en çok güvendiğim insansın. Ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bu yüzden ölmeden evvel açıklamam gereken bir sır var. Sizi dikkatle dinliyorum. Şimdi söyleyeceklerimi videoya kaydetmeni istiyorum. Aletin yanında mı? Ha, yanımda yanımda. Ha, güzel, güzel. Burada. Anlatacaklarım hem hukuka hem de ilgili insanlara mesaj olacak. Anladım. Şu andan itibaren söyledikleriniz benim için bir emirdir. Kayıt Cemal Efendi, sırada bekleyenler var. Yarın sabah Veled Ayın samanlıkta buluşalım kız. Tek mi gelem? Yok anasın satayım. Sülaleni de al gel. Tabii tek geleceksin. El ele. Göz göze. Diz dize. Hep öyle diyorsun ama. Neyse açtırma şimdi benim ağzımı. Lan ağzını açsan ne olacak? Camış. O iş evlenmeden olmaz demedim mi? Evlenmeden olmaz dedin ama gelip de istedik mi avcı ayı? Kızım bak. Benim kimim kimsen yok. Kimle ben seni gelip isteyeyim ha? Veli dayıyı al gel iste. Tamam. Doldur bakalım suyu. Hey hey. Lan nasıl senin bu? Vergi dairesine mi geldik ya? Başka algılar mı sandın? Aa lütfen hadi hadi. Peki. Sizin hatırınıza. Tokay Bey iyi misiniz? Çok daha iyi günlerim olmuş diyorsun. Amerika'da okuduğum yıllarda Miami'de anadan üryan kızlardan oluşan çok entel bir toplulukla takılmıştım Yusuf. Üryaniler. Bu grubun bütün dünyayı anadan üryan yapmak gibi kutsal bir görevleri vardı. Ya. Bu kutsal ülke uğruna bir soyunuşları vardı Yusuf. Anlatamam, görmen lazım dostum. Ben bu kızları Miami sahillerinde ilk anadan yürüyen gördüğümde adeta varoluş sebebimi buldum dedim Yusuf. Tam bir ay bunların iç çamaşırlarını çitiledim ben. Ay pis. Yok hiç pis değil. Zaten bunlar hiçbir çamaşır kullanmadığı için bana temiz veriyorlardı. Ben de yıkadım numarasıyla geri veriyordum bunlara. Ah hala her hatıralarını
gözlerimin önünde saklı tutuyorum Yusuf'u. E madem sizin için bu kadar önemliydi, niye ayrıldınız Togay Bey? Sünnet. Anlamadım. Her şeyin sonunu sünnet getirdi Yusuf. Her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki bunlar beni kabul töreninde anadan üryan görene kadar. Baktılar ki sünnetliyim, kovdular beni Yusuf. Küçücük bir şey için çok yazık olmuş. Neyse, hadi içelim ya. Yine mi? Hadi, hadi, hadi. Çok yaşlı lan. Sen de gör, sen de gör. Ne? Yapma lan, bir dur lan. Çıkayım sigaramı bir sarayım hele bir, dur. Aman bok var ha, içiyorsun şu sigarayı. Ağzın kül tablası gibi kokuyor. Ya kızım bak, arada sırada ben bu keyif sigarasını yapıyorum. Ya bırak, karışma sigarama. Gül Cemal. Ne? Ya senin şu yanındaki çekici kadın hiç mi ilgini çekmiyor ya? Ne? Küçük atıyorum ayol. Ha. Ya bak şimdi sana ben bir şey söyleyeyim. Çekiyor. Çekmesine de böyle sen beni böyle bir aldırıyorsun biliyor musun? Cemal. Buyurun. Bak şimdi sana bir şey diyeceğim. De. Böyle azıcık bir mıncıklaşsak. Oynaşsak. Evleşsek diyorum ha. Olmaz mı lan? Ya kızım olur olmaz. Hadi bak sen beni şimdi... Azdırıyorum ya ne zaman? O zaman sana ben bir... Ya yık aynanın ağzını, hayır! Ulan sen harbi camış karışır, camış, camış. Lan çakmak düştü lan. Gülcemal! Gülcemal sikik, yalıyoruz ya! Ağzımdan kaydı sigara. Allah Allah. Allah'ım yarabbim. Hayatım ben bir duşa gireyim. Sen de yiyecek bir şeyler hazırlasana. Allah'ım. Yusuf. Efendim Togay Bey. Ne yaşandı burada? İnanın bilmiyorum. 2500 dolarlık kömleğim ne hale geldi? İnanın çok masum bir geceydi Togay Bey. Evde devam edelim mi? Yarın benim çok önemli bir toplantım var maalesef. Ya benim de sabah erkenden davam var. Ve sen tekrar görüşürüz. Kısmet, nasip, inşallah. Araba ne? Yo, sağ ol. Lütfen. Ya ısrar etme lütfen, yo. Lütfen. İyi alayım bari, ne yapayım? Peki, hadi iyi akşamlar, görüşürüz. Ay ne yapışkanlar ya. Yani zorla numarasını verdi. Kadın asil olacak biraz arkadaş. Tamam. Şimdi hatırladım ben geceyi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun çocuklar. Yusuf Bey, ben bu arkadaşlara biraz para vereyim. Çok ilgilendiler bizimle. Sağ olun çocuklar. Al bakayım. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Gerçekten sağ ol. Çok iyiydi. Al bakayım. Sağ ol. Ya, sağ ol. Sağ ol canım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ya Togay Bey, hiç arabayı almayalım. Şuradan taksiye binelim bence. Ha? Ne dersiniz? Tabii, neden olmasın Yusuf Bey? Sabah Şehmuz gelir alır arabayı. Olsun, tamam. Taksi. Beyler buyurun, birer gazoz içelim. Ferahlarsınız. Vay, ne hizmet. Yani. Yani. Çok teşekkür ederim. Ya, sağ ol. Çok acayip. Afiyet olsun.
zengin olmanın bedeli Yusufcuğum. Ben Miami'de ne rahattım. Ben Miami'de ne rahattım ya. Çok haklısınız Tugay Bey. Vurdum. Yeter lan Gül Cemal, yeter. Vallahi sana yemin ediyorum, İstanbul'a gideceğim. Zengin bir koca bulacağım, evleneceğim. Bal. Gül Cemal. Ne? Bak benim kafamı bozma. Sana yemin ediyorum, senin var ya ta böyle kıçından vururum ha. Lan densizlik yapma Camuş. Böyle ileri geri konuşma. Aşıkmış maşıkmış dinlemem. O oturduğun kötüyü var ya. Ne yaparsın bu kötüyü ha? Kafana koyarım ha. Cemal. He. Ben söylemen yaparım. Yok ya. Olayı kes ya. Sen bana bak. Ne yaparsın lan delikanlı gül lan. Bak sana göstereyim ne yapacağımı. Bir saçma fişek kemerden alınır. Yok çok saçma, boş ver. Tüfeğe doldurulur. Ya kızım şeytan doldurur, ya, bırak Allah'ını. Çekilir. Ulan manyak mısın lan? Kızım saçmalama lan. Hayır, lan, ulan manyak. Çekileceğim. Lan. Saçma lan. Çok saçma. Ha gelin çocuklar gelin. Gel. Gel otur. Ya baba, dün çok acayip bir gece geçirdik ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bak efendi gibi biz eğleniyoruz tamam mı? Güzel içkimizi içtik falan böyle ama az yani. Çok da abartmadık hiçbir şey yani. Güzelce hesabımızı ödedik falan. Hadi eve dönelim dedik yani Yusuf'la birlikteyiz. Taksiye bindik. Binmez olaydım o taksiye ya. Ya bu nasıl bir şey? Böyle bir şey olabilir mi ya? Taksici bizi soymuş. Cebimizde ne varsa böyle almış. Biz çöpün içine atmış bizi ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kahrolsun bazı şeyler baba ya. Bir daha da taksiye binmem ben bu ülkede. Hala başım ağrıyor ya. Size bir şey izlettireyim. Nasıl bir şey baba? Ben... reddettim eşşoğlu eşek. Hadi defol. Makul bir karar. Yusuf. Yıkılın. Evet isabetle lütfen seni. Buyurun.
Kahve. Rezil. Bildiğiniz üzere Gül Cemal bu köyümüzde doğmuş, büyümüş, kendi halinde bir avcıdır. Evet. Doğrudur. Av mevsimi açıldı. Ben neyine güvenip de kızımı bu avcıya vereyim? Vallahi Hacı dayı, doğruyu söylemek gerekirse benim kimim kimsem yok be. Bak, Veli dayı babamdır, babam. Sizin yüzünüzden evde kalacağım. Tren kaçıyor, bana bir lokomotif lazım. Doğru. Bir tane lokomotif lazım. Bak şimdi sümsüğü kafana korum kudurum. Bak her işin bir yolu yordumu var, tamam mı? Gülcemal. Gülcemal. Çamaş. Sarhoş var mı bu? Naproski var onda. Ne zili var? Naproski uyku hastalığı. İşte öyle arada sırada gelir ona. Ben gitme onunla bir sarhoş yatağına gideceğim. Çekil gidin be. Allah seni bildiği gibi yap kızım Seva. Lan asletmeyin adamı. Togay Bey. Togay Bey. Ne var be? Size az önce aldığım çok üzücü hayırlı bir haberi vermek istiyorum. Yoksa şu 6 aydır beklediğimiz çok üzücü hayırlı haber mi? Sıkı durun. Abdülkerim Bey. Eks mi oldu lan? Eks oldu. Eks mi oldu lan? Eks oldu. Ay ne kadar üzüldüm ya. Ay üzüntüden şimdi oturup ağlayacağım ya. Hemen koşup babama haber veriyorum. Hadi hemen. Babacığım şiddete başvurmadan önce bir dinler misin lütfen? Ne oldu? Abdülkerim Bey'i kaybettik. Nasıl kaybettiniz ulan koca adamı? Babacığım gitti adam gitti. Nereye gitti? Öbür dünya Tahtalıköy. Sonsuzluk. Allah hakkı rahmetine kavuştu babacığım. Aşladı. Atlamadım. Babacığım. Babacığım yarın yönetim kurulunu acilen toplamamız gerekiyor. Avukatlara ve notara da haber ver. Tabii ki babacığım sen hiç merak etme. Olay bende. Oo Ayşen kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Ah Abdülkerim'in vefatını öğrendik. 32 yıllık ortağım. Ama bir takım prosedürleri halletmemiz lazım. Sönmez Bey neymiş o prosedürler ben de öğrenebilir miyim acaba? Ayşen Hanım bugün ne kadar güzelsiniz ya. Neyse efendim neyse. Şu noter bey şu devir işlemlerini halledelim de olsun biz seçiyoruz. Tabii halledelim fakat size çok kısa bir şey izleteceğim. Müsaadenizle. İsterseniz birlikte Yüzüklerin Efendisi'ni izleyelim Ayşen Hanım. Gerizekalı. Ben bunca sene ekmek paramı alnımı teriyle kazanıp koskoca bir holding kurdum. Ve zaman içinde içindeki kötülükleri dışarı vuramayan sahtekar Sönmez'le ortak oldum. Onlar 6 aydır büyük bir hevesle ölmemi beklerlerken benim onlara küçük bir lütfum var. Tüm mal varlığımı ve hisselerimi sizin bilmediğiniz
kendime ait olan öz ve öz oğlum Gülcemal'e bırakıyorum. Ve şu anda itibaren bütün yetkimi avukat Ayşen Gülbahar'a devrediyorum. O gerekenleri yapacaktır. Bu da size kapatmışsın. Togay Şahbaz, varlıklı ve sosyetik bir ailenin residence'larda squash oynayarak büyümüş babyface bir evladıyım. Maşallah. Miami çocuğuyum lan ben. Eyvallah abi, eyvallah. Lan ben bir telefonumla plazalardan buraya 25 tane CEO'yu dizerim lan. Yürü be. Plana şöyle başlayabiliriz beyler. Yusuf ve ben, o sonradan olma Gülcemal'i kendi yöntemlerimizle ortadan kaldıracağız. Ortadan kaldırmak derken nasıl olacak? Yusuf. Efendim? O bende. Abi. Ne var lan? Ay Yogi ile biz ne yapacağız? Söyle abi. Emrindeyiz. Beyler, bu planda size düşen görev o avukat denen Ayşen'i depoya mı saklarsınız? Villada mı tutarsınız? Disko'ya mı götürürsünüz? Disko olur abim, eğlenceli olur o açıdan. İşimiz çok kolay Yusuf. Evet Togay Bey, alt tarafı cahil bir köylü. Aslında biz gitmesek de olurdu ama. Aa, olmaz olmaz, hukuki olarak bizim gitmemiz çok doğru. İşimize sahip çıkalım. Ay ne güzel şimdi orman, ağaç. Evet. Yusuf. Evet. Güzel bir köylü kızı var mıdır dersin? Herhalde vardır Togay Bey. Merak etmeyin. Dayı. Ne haber lan? Bu yola devam edin. İleride cami var. Caminin karşısında park var. Parkın karşısında bakkal var. Bakkalın karşısında kahve var. Bakkalın karşısı dedi amma. Sağ ol be. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Saattir suratıma küz gibi. Bak. Yani bakın. Bu yaptığınız çok büyük bir suç. Cezası da çok büyük. Lütfen ellerimi çözer misiniz? Lahmacun yer misin abla? Yerim. Kaç tane? 3 tane acısız. Bir de ayran. Ayıcım. Sana kaç tane alayım? 30 tane yeter mi? Ben aç değilim. 9 tane alsan yeter. 3 tane de gazoz. 5 tane de ben yesem etti 33 acılı lahmacun, 2 şalgam, 1 ayran. Hadi git al gel. Ah! Ama benim param yok. Gelin. Şu sol cebimde biraz olacak. Alın. Ben alayım. Durun. Sen alamazsın. Ben alırım. Sen alamazsın. Ben niye alamayayım kızın cebinden parayı, pardon? Onu ben alırım. Sen alamazsın gerizekalı. Güzel. Sen de benimle gelsene. Olmaz. Birimizin burada kalması lazım. Niye? Ulan ben de gelirsem kız kaçar gerizekalı. Para verdi lahmacunun için. Niye kaçsın? Bir yer ayırma biz gelene kadar. Sakın ha.
Selamünaleyküm bacılar, babalar. Selam. Ne yapalım? Çay söyleyelim. Ha. Bize iki çay. Allah'ın izniyle. Hoş geldiniz yeğenim. Hoş bulduk dayı. Bağırma lan. Adam sağ değil. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi bizim köye? Hayır dayıcığım, hayır. Biz Gül Cemal'i arıyoruz da. Ha, bizim şu deli Gül Cemal'i. Ne oldu? Kafasına dahli kuşu mu kondu ha? Onun gibi bir şey dayıcığım. Nerede bulabiliriz kendisini acaba? O şimdi ormanda tek başına avlanıyordur. Bu Gül Cemal ne iş yapar? Ne yer, ne içer ormanda? Bak, Gül Cemal çok keskin bir avcıdır. Peki nasıl ulaşabiliriz kendisine? Aa, bizim Hasan'la ormandaki kulübesine gönderirim sizi. Gerisi de Allah'a emanet. Dayım, dayım. Niye Allah'a emanet olsun ya? Öbe öbe. Hepimiz Allah'a emanet değil miyiz? Onun için dedim. Bak şunu da peşinen bilin. Gül Cemal pek tekin biri değildir. Aklı gelir gider. Deli değil ama akıllı da değildir. Siz ona göre hareket edin. Hasan! Hasan! Efendim dayı. Gel buraya. Ne oldu? Gel dedim ya. Gel oğlum. Bak bu abileri Gül Cemal'in kulübesine götür. Bana ne ya, ben gitmem. Hadi! Turgay Bey, yaklaştık galiba. Yerli çocuk huzursuzlanmaya başladı. Bu taraftan. Geldik mi? Evet abi, geldik. Bu patikadan devam edin. Sol tarafta çeşme göreceksiniz. Çeşmeyi oradan sağa sapın. Gördüğünüz çınar ağacının oradan sola sapın. Tepedeki kulübeyi göreceksiniz. Bu dört göz niye götürmüyor bizi? Evet ya. Sen bizi niye götürmüyorsun küçük insan? Hayatta işim olmaz. Yusuf. Bu çocuk gitti. Bence gitmedi Togay. Kaçtı. Maazallah buralarda. Kurt, kurt olabilir. Aa, gözüm çıkacaksın be. Pardon, Togay. Nerelere geldik biz? Bu ne Yusuf? Bilmiyorum Togay Bey. Gidelim, ne olur buradan gidelim. Kaç! Togay Bey, Yusuf bu ne? Togay Bey bilmiyorum. Yusuf kurtar beni. Vahşiler. Yusuf vahşiler. Kurtar. Tamamdır, kurtarıyorum Togay Bey. Vahşi Togay'ı mıyız biz? Yok, Togay Bey yok. Biz bu Gül Cemal'i bulamayacağız. 5000 liralık ceketin düğmesi gitti. Togay Bey, bu çocuk bize çeşme dedi. Çınar ağacı dedi. Allah aşkına nerede bu? Gerçi çok güzel değil mi? Orman, kuşlar, ağaçlar. Togay Bey... Togay Bey. Togay Bey. Aa, Togay Bey. Ne yapıyorsunuz orada? Petrol arıyorum Yusuf. Petrol arıyorum. Kurtarsana beni! Tamam. Tamam. Avukatınız olarak sizi oradan çıkaracağım Togay Bey. Çabuk ol. Çabuk ol. Tamam, merak etmeyin. Şimdi. Panik yapmayın. Sizi kurtaracağım Togay Bey. Panik yok. Sakin. Şimdi verin elinizi. Verin, verin. Kurtardım sizi. Kurtardım Togay Bey. Neyi kurtardın lan? Kafama düştün, amına koyayım.
berbat oldu Yusuf. 2000 dolarlık ayakkabı gitti be. İyi misin patron? Ayağım acıyor. Ay. Ay. Nereye geldik be? Bunlar ne böyle Yusuf beyaz beyaz? Ama bence Togay Bey. Togay Bey. Togay Bey. Bu sefer kurtaracağım sizi. Kurtaracağım sizi. Nihayet. Ne nihayet? Gitti 500 dolarlık cilt bakımı. Hayır bakın. Bakın Togay Bey. Oh. Bu evin girişi nerede Yusuf? Galiba. Ha işte bakın şurada. Buyurun. Buyurun. Gülcemal Bey. Böyle korku filmi gibi. Ben gerçek anlamda tırstım Togay Bey. Yusuf. Şu anda Yusuf Yusuf etmenin hiçbir anlamı yok. Buraya kadar geldik. Bu işi çözeceğiz. Merak etme. Olay bende. Hangi olay sende lan? Yok. Şey biz Gülcemal Bey'e bakmıştık da hoş geldiniz. Şu anda Gülcemal'in namusunu ucundasınız lan. Gülcemal benim. Ha? Gülcemal benim lan. Beyefendi biz sizinle hayırlı bir iş konuşmaya geldik. Gerçekten Gülcemal Bey hiç kere yok. Rica etsem indirir misiniz silahınızı? Çıkın lan dışarı. Gülcemal Bey'i nerede bulabilirim acaba? Bizim Mustafa sorun ileride kahvededir. Çok teşekkür ederim. Oturun lan. Tabii abi. Sağdaki. Sen soldakini bağla. Tabii abi. Soldaki. Seni ben bağlayacağım. Tabii efendim. Lan bana bakın. Bir yanlış yaparsınız. Allah'ıma kıçınızdan vururum size. Şimdi yan bastık Togay Bey. Sen beni bağla. Olay bende. Olay bende. Hangi olay sende lan? Kurnaz tilki. Efendim bir bağlanalım ben olayı size izah edeceğim. Niye Kızım sağır değiliz. Ay pardon. Ben köyün muhtarını arıyorum. Nerede bulabilirim acaba? Ha benim. Ha öyle mi? Muhtar Bey amca ben Gülcemal Bey'i arıyorum. Bana onun adresini verebilir misiniz? Kızım Gülcemal'in bulunduğu bölgede adres madres yoktur. Ha. Ben sana tarif edene. Ah gerçekten tamam. Şimdi buraya gideceğim yolu bana çizerseniz ben orayı bir şekilde bulurum. Bak kızım. Bu yoldan yolu yürüyeceksin,
üçüncü sağ orman yolundan yukarı çıkacaksın. Karşına bir çeşme gelecek. Çeşme. Tamam. Sen orada Gül Cemal diye seslen. O zaten gelir seni bulur. Ah, çok teşekkür ederim. Hadi yolun açık olsun. Ama gene de dikkatli ol. Neden? Taş düşebilir, ayı çıkabilir, kurt kapanı olabilir. En kötüsü de Gül Cemal çıkabilir. Anlat bakalım. Efendim, sizin uzun yıllardır görmediğiniz, varlığından haberinizin bile olmadığı ve sizi küçükken terk eden babanız maalesef vefat etti. Bana ne yapayım? Ne yapayım olur mu Gül Cemal Bey? Hı. Babanız size İstanbul'un en mütena semtlerinden bir tanesinde fıstık gibi bir daire ve yine muhteşem bir semtte arazi bıraktı efendim. Bu malların üzerinize geçmesi için bazı evraklarla birlikte notere gitmemiz lazım. Noter ne lan? Efendim, bu mallarınızın üzerine geçmesi için gerekli kurumun ismi. Peki, anladım. Yani benim şimdi noterde imzam mı atmam gerek? Aynen öyle Gül Cemal Beyciğim. Benim imzam yok ki. Önemli değil, parmak basarsınız. Nereye parmak basarım lan? Ne yapacağız şimdi? Canım kardeşim Gül Cemal Bey, siz bizi çözün. Allah'ın izniyle gidelim, şu işi noterde bitirelim. Hadi. Hadi. Hadi, hadi yürüyün. Noter kimse beni ona götür. Hadi. Merhaba. Buyurun. Şöyle alalım. Efendim, iyi günler. Ben İstanbul Barosu avukatlarından Yusuf Ataman. Efendim, bizim aramızda halletmemiz gereken bir prosedür var da yardımcı olabilirseniz sevinirim. Konu neydi acaba? Konu şöyle efendim, benim Gül Cemal kardeşime babasından yüklü miktarda miras kaldı. Bu mirasın devir işlemleri için işte geldik buradayız. İstanbul'un en lüks semti Fikirtepe'de bir daire akıllı. Çok akıllı. Ayrıca yine en nezih semti Mahmutpaşa kişilerin hemen yanında 800 metrekare arsa. 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 Ayrıca bir adet transformatörlü radyo. Transformatör. Tapular, devri miras evrakları ve kimlik belgelerinizi rica ediyorum. Bir dakika. Gül Cemal Bey'in avukatı olmam sebebiyle olaya dahil olmak zorundayım noter bey. Sen nereden çıktın be? Şeytanın avukatı. O iki salağın hesabını sonra soracağım ben size. Gül Cemal Bey, benimle bir dakikacık dışarı gelebilir misiniz? Gül Cemal Bey, öncelikle merhabalar. Merhaba. Size babanızdan kalan bir görüntüyü izletmem gerekiyor. Bakın burada. Ne yapmam gerekiyor? Bizim hemen İstanbul'a gitmemiz gerekiyor. Tabii İstanbul'da sizi bekliyor Ayşen Hanım, buyurun. Tokay Bey çarşı karıştı. O zaman? İstanbul'a ben daha önce hiç gitmedim, bir gideyim bakayım. O zaman hemen hareket edelim. Buyurun. Buyurun. Seni geri zekalı, seni beceriksiz. Oğlum, güzel evladım. Seni... Ya sen? Hadi bu salak beceremedi. Sen nasıl imzalatamadın? Ben ne yapayım efendim? Tam imzalatacaktık, noterdeydik. Pat diye Ayşen Hanım çıka geldi.
Evet baba, bu salaklar Ayşe'nin elinden kaçırmamış olsalardı Gülceman çoktan parmağa basmış olacaktı. Eğer ellerinden kaçırmasalardı Ayşe Hanım notere gelmemiş olacaktı. Şaban acıkmasaydı lahmacuncuya gitmemiş olacaktık. Lahmacuncu kalabalık olmasaydı erken dönmüş olacaktık. Ne lahmacun lan? Gelsin be! Hadi defolun şimdi. Hadi defolun! Çıkın dışarı. İyi günler Turgay Bey. İyi günler Affan Bey. Ben size telefonda adımı söylemeyin demedim. Demediniz Affan Bey. O zaman şimdi diyorum Turgay Bey, bir daha adımı telefonda söylemeyin. Olur, söylemem Affan Bey. O zaman siz de benim ismimi söylemeyin Affan Bey. Turgay. Affan. Ne istiyorsunuz? Bir temizlik işi vardı da. Ne temizliği? Eski bir Anadolu kilimi. Ya ya, bildiğin köy kilimi. Siz kilimi dürülmüş bilin Togay Bey. Görüşürüz Affan Bey. Görüşürüz Togay Bey. Gülcemal Bey, şimdi Abdülkerim Bey'in varisi olduğunuzu, yani onun oğlu olduğunuzu ispatlamamız için yarın hastaneye gideceğiz, DNA testi için. Hastane mi? Evet. Ben hayatımda hastaneye gitmedim. DNA testi ne be? Gülcemal Bey, sakin olun. Eğer oğlu olduğunuzu ispatlarsak miras size kalacak. Peki hastaneye gitmem lazım mı? Tabii ki de gerekli. Bu babanızın ortağı, yani Abdülkerim Bey'in ortağı Sönmez Bey'le Yavşak oğlu Togay var ya. Büyük yavşak. Hem de ne büyük yavşak ya, belli değil yani. What the hell? Pardon. Gülcemal Bey. Efendim? Banyo yapmak ister misiniz? Efendim? Ne? Banyo. Banyo. Efendim? Ha? Efendim? Banyo. İyiyim Allah'a şükür. İyiyim. Burnunuz. Çok teşekkür ederim. İki posta ver. Sırtı kes atıp geliyorum. İnşallah. Kolay gelsin. Ayşe Hanım, ben inip yürüyeyim. Hayır. Ama ben sıkıldım, ben de dayanamam. Gülcemal Bey, ben de çok sıkıldım fakat birazcık daha dayanın. Bakın az yolumuz kaldı. Tamam, o zaman yürüyüp ineyim. Yok, o da mümkün değil. Lan Hacı Dayı ya, insana sayat falan. Gülcem lan. Bağırmayın Gülcem Bey. Gülcemal Bey, hayır. Gülcemal Bey, Gülcemal Bey, buraya gel. Gülcemal Bey, dur. Şaban, kaldır, kaldır, kaldır. Bu ne? Çevir şunu, çevir, çevir, çevir. Ya beyler, şu tabelanın önünü bir kapatmasak diyorum. Şöyle soldan canım, hadi amcacığım, hadi, hadi. Ha, kaldır, kaldır, düzelt, düzelt.
Alo Togay Bey. Evet. Ben size adımı mukavvalara yazmayın demedim mi? E demediniz Affan Bey. İyi. O zaman şimdi söylüyorum. Adamlarınıza söyleyin o mukavvaları indirsinler. Ben onları gördüm. Allah Allah. Şimdi patron arıyor lan. Efendim patron. İndir oğlum mukavvayı indir. Tabii efendim hemen. İndir indir indir. İndir. Ayşe Hanım, bu kağıtları doktor beye imzalatıp geliyorsunuz. Sizi laboratuvara alabilirim. Ne? Laboratuvara. Gülcemal, kan testi için yürü. Hadi dikkat et kendine. Buyurun, bunlar benden istediğiniz evraklar. Buyurun. Kolunuzu açın lütfen. Yukarısı iyi. O ne o? Kan alacağım. Ha? Kan. Kan mı? Buyurun. Teşekkür ederim. Doktor Bey, test sonuçlarını ne zaman alırız? Bizim biraz acelemiz vardı. Kardeşim, hasta etme adamı. Beyefendi, sakin ya, ol. Ya git Allah'ını. Sakin ol. Hayır ya, bırak. Beyefendi, lütfen müsaade edin. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İçeride bir hasta sorun çıkardı. Nasıl bir sorun? Doktorun kulağını ısırmış, hasta bakıcıya da iğne sapmış. Ne yapmış? Gülcemal. Gülcemal. Ne yapıyorsun? Atıyorum. Aldım kanı, başardım. Şimdi bizim bu DNA işleri bitti mi? Bitti bitti, çok şükür. İyi. Hayırlısı bakalım. Ne olacak şimdi, bana para mı verecek? İnşallah miras size kalacak. Çok güzelmiş. Ne o Gülcemal Bey, güzel ola? İstanbul, İstanbul. Gülcemal Bey! Gülcemal Bey! Ay! Ay! Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz, öleceğiz? Araba kullanırken dikkatli olmak lazım. Senin gazda bir şey var. Yok, bende sizin yanlış yok. Siz bir şey yemek içmek isterim. Siz araba kullanırken birçok şey yapabiliyorsunuz. Ne yiyeceğiz? Gülcemal Bey, lütfen oturun. Lütfen. Rica ediyorum. Nasıl öleceğiz? Vallahi bok yoluna. Ay, yani öleceğiz. Gerçekten öleceğiz. Arabada dağda iyiyimdir. Şehirde nasıl bilmiyorum. Yani işte şehirde nasıl olduğunuzu görüyor musun? İstanbul'un havası. Evet. Bana iyi gelmedi. Bu işte. Yavşak Togay var ya. Evet, evet, büyük yavşak. Bu büyük yavşak. Evet. Burada bizim vallahi bıçaklarla. Yani ne zaman ne olacağı belli olmaz. İstanbul trafiği bu. Kim bıçak diyeceğim? Hayanaski! Ay! Hayanaski! Ha, o kadarını ben de biliyorum. Vay! Şimdi ben bir şey merak ettim. Bina yukarı doğru çıktığında arsa parası verilmiyor mu? Ananın yasası. Bak bu annenin yasası. Yani kötü. Anadolu. Anadolu demek. Anadolu. Ben uykumdan uyansam bak burayı uzay zannederim, biliyor musun? Öyle mi? Çekil de bir buyuralım. Sizi içeri almam için kesin emir aldım. Kimden emir aldın Togay ya? Togay Bey'den. Sen bağla bakayım şu Togay Bey'i bana. Efendim. Sen efendimi bırak, bağla benim kafamı tasına attırmayın. Peki efendim. Efendim. Söyle şimdi de bizi içeri alsın çabuk. Alo. Lan yavşak, ben sana demedim mi
Eğer bana bir yanlış yaparsanız sizi kıçınızdan vururum. Ben şu an çok önemli bir toplantıdayım. En kısa zamanda döneceğim ben size. Hoşça kal, bay bay. Kaçıncı katta bu? Hekimin... Gitti eteri, geldi beteri efendim. Fena bir şey. Kadının dibisi! Eyvallah. Koça daha komandoda yaptım askerliğini. Ama aman dikkat. Sonra böyle sağladım biraz. Hop hop. Gitti geldi. Kırmızı dur diyor. Sarı kalkış için hazırlanmak. Ben kalkış için hazırım. Bu evleri üst üste nasıl koyuyorlar böyle? Üst üste koymuyorlar, yan yana koyuyorlar. Bahçe var mı? Yok, bunlar hep birbirine bitişik. Geri vitesi de. Evet, evet. Evet, evet. Bana bir espri yapayım. Çok güzel göz. Çok güzel. Yürüyün var, beni lütfen direksiyonu tutun. Yalvarırım, direksiyonu tutun. Maşallah. Ya. Bak, dört minareli cami var ya. Gördün mü? Gördüm, çok güzel. Ayasofya. Şu şey ne? Denizin ortasındaki bu ev kime ait? Ev değil o. Kız Kulesi. Aa. Burası da Salaca. Tamam mı? Aa. Bak şimdi benim gitmem gerekiyor. Biraz işim var. Beni merak ettirme, olur mu? Sen git, ben de biraz dolaşırım böyle. Ondan sonra bir hamama girerim, bir kese attırırım. İyi, tamam, hadi dikkat et kendine. Tamam, sen de. Oldum. Ben size kilimdeki lekenin oldukça büyük olduğunu söylemedim mi? Ben burada kilimin dürülüp çoktan depoya kaldırılmış olmasını beklerken siz kafanızda tikişle geldiniz Affan Bey. Ayıptır sorması, kaç dikiş attılar? 12. Ah maşallah. Bakın adamda eşek şansı var. Ama bu işi en kısa zamanda halledeceğim. Zamanımız daralıyor. Çabuk olmamız lazım. Affan Bey. Tamam. Ben bu imleyi beyefendiyi halledeceğim. Hoş geldiniz, buyurun. Bu hayvanlar kim? Bizim. Niye onlar kafeste? Kaçmasınlar diye beyefendi. Ya günah değil mi hayvanlara kaçmasınlar diye hapise atmasınız? Niye tutuklu bunlar ya? Ya yazık be, ben bunları çıkarayım. Beyefendi, sizin derdiniz sorun çıkarmak mı? Benim derdim sorun çıkarmak falan değil. Benim derdim ne biliyor musun? Bu garibanları salmak, dışarı çıkarmak. Ama istiyorsan
Onu da çıkartırım lan. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi yapmayın. Konuşmamıza gerek var mı Affan Bey? Konuşmamıza gerek olduğunu hiç sanmıyorum. Durum ortada. Ne oldu Affan Bey? Araba çarptı Togay Bey. Hayır, arabadan önce ne oldu? Ortalık karıştı. Arabadan sonra ne oldu? Ne oldu? Bak onu hatırlamıyorum. Ya. Magdalena. Sana ihtiyacım var. Müsait misin? Müsaitim. Güzel. Bana bakın beyler. Size bir görev vereceğim. Ver patron. Ver patron. Bu Affan denen adamı takip edeceksiniz. Al. Burada adresi yazıyor. Eğer Gül Cemal'in işini bitiremezse siz bitireceksiniz. Yalnız dikkat edin. Sakın arkanızda iz bırakmayın. Patron. Öldürelim mi? Yok. Böbrek nakli yapın. Patron. Sen bu işi bitmiş misin? Size güveniyorum. Patron. Böbreği nereden bulacağız? Ayı. Allah aşkına al şu gerizekalı. Anladım ben patron. Teşekkür ederim. Başüstüne. Şşş. Bana bak. Eğer Affan işi bitiremezse onu da temizleyin. Başüstüne. Bir de boşu boşuna ona para vermeyelim. Ta 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 ta. Ta 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 tam ne demek Ayşen Hanım? Ta 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 tam demek konu bitti. Finito. Finish demek. Finish ne demek? Şöyle demek Gül Cemal Bey. Abdülkerim Bey'in %99.9 oğlusunuz demek. Giyinin. Evet, ben hazırlanayım. Teşekkürler. Güncemel, sakin ol. Onu öldürmeye yeter. Sana güveniyorum. Gülcemay. Ben tuvalete kadar gidiyorum. Kendine ve çantama mukayyet olur mu?
kağıt görüyor musun? Kim? Bak 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 bilo, bak bilota bak. Bilot nasıl gidiyor? Selamun aleyküm dayı. Selam aleyküm. Aa! Günaydın. Maria'ya benziyorsun. Çok teşekkür ederim. Ay! Lan size 33 kere. Bu. Eve. Ayakkabıyla girmeyin demedim lan. Ha! Benim ağrını benim. Hey, hey, hey. Hücumay ne yapıyorsun? Çamaşır yıkıyorum. Kalk. Sen kimsin kardeşim? Hayatını kurtardı be oğlum. Ulan ne şanslı köpeksin sen be. Hadi yırttın hadi hadi. Baba konuşsana. Bak ben ne kadar rahatım. Ya baba ne oluyor ya? Senin yapacağın işin içine. Efendim. Tamam gelsin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Geç otur. Buyurun Sönmez Bey. Nedir o? Neymiş o? O nedir? Nedir baba o? Gülcemal Bey'in DNA testinin sonuçları. %99.99 Gülcemal Bey Abdülkerim Bey'in oğlu. Ya ne olacak Allah aşkına ne fark eder ki? Çok şey fark eder. %51 fark eder. Şu andan itibaren bu şirketin yönetim kurulu başkanı Gülcemal Bey. Herkese hayırlı olsun. Gülcemal Bey'in genel kurulu toplantısında bir an önce başkan olduğunu ilan etmemiz gerekiyor. Genel kurulu toplantısıyla ilgili ne zaman görüşeceğiz? Bir saniye, bir saniye. Efendim,
Kilim temizlendi, dürüldü, dolaba kondu. Ne diyorsun lan? Vallahi mı? Tugay Bey. Aa, ne yapıyorsunuz? Efendim burada hayatımız kaydı. DNA raporları falan. Bakışlar DNA'ya gel, her şey yeni başlıyoruz. Ne oldu sana böyle? Bu saatte kayalıklarda ne işin vardı? Benim avukatım var Ayşem. Bana dedi ki git dedi dolaş dedi salacakta kayaları otur dedi. Ben de geldim gazoz içiyordum. Sonra... Anlıyorum. Benim çok param var. Çok. Ama yani... Holdingim var benim. Holdingim. Evet anladım. Sen ne kullanıyorsun? 53 model jip var. Üstü açık. Gazlı dört teker. Dört teker demek istiyorsun. Togay Bey'e içiyorum. Togay Bey'e içiyorum Togay. Dostlar, dostlar bir saniye lütfen. Bir saniye. Öncelikle hiçbir masraftan kaçınmayarak tam 45 bin avro artı KDV'ye mal ettiğimiz bu muhteşem partimize hepiniz hoş geldiniz. Bravo. İnanın bana Miami'de bile böyle bir ortam yok. Yok. Harika. Çok güzel. Gerçekten şimdi güzel. Öncelikle babam Sönmez Şahbaz'a bu CEO'luk görevini bana layık gördüğü için sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım. Alkış lütfen. Ve holdingimizin avukatı sevgili dostumuz Yusuf Ataman'ı da yönetim kurulu genel başkan yardımcılığına atadığımı burada sizlere duyurmaktan kıvanç duyarım. Hayırlı olsun. Togay Bey. Hayırlı olsun. Togay Bey. Yavaş. Tamam tamam. Ben başkan yardımcısıyım. Evet. Evet sevgili dostlar. Olabilirim. Merci. O kadar para harcadık. Partiyi tertip ettik. Şu paranın hakkını verelim. İyice bir eğlenelim. Müziği ver çocuğum. Alo Togay, Gülcem Ali gördünüz mü? Gülcem Ali mi? Yo, görmedim. Bir daha da görmeyeceğim Ayşen Hanım. Ne demek bir daha görmeyeceğim? Bak Togay, Gülcem Ali ortalıklarda yok. Görürseniz bana haber verin olur mu? Haber mi? Daha çok beklersiniz. Gülcem Ali gitti Ayşen Hanım, gitti. Mortingen. Duyamıyorum, ne diyorsun? Muhteşem bir parti var. İsterseniz buyurun siz de gelin. Anne, neredesiniz? Yelken Kulüpteyiz. Her zamanki gibi. Allah kahretmesin. Kesin adama bir şey yaptılar.
Gülcemal. Neredesin sen dün akşamdan beri, meraktan öldüm. Balıkçı bir amca ile tanıştım. Çok iyi adam. Evet. Bana balık verdi, ekmek verdi. Uyu dedi, ben de orada barınakta uyudum. İyi yapmışsın, aferin. Bu yavşaklar sen ortadan kayboldun diye parti veriyorlarmış. Hadi yürü, oraya gidiyoruz. Bütün yavşaklar toplanmış mı? Hepsi toplanmış, bizi bekliyorlar, hadi. Yusuf Bey. Buyurun Togay Bey. Hayırlı haberler peş peşe geliyor dostum. Aa, hayırdır? Hayır, hayır. Üryanilerden e-mail geldi az önce. Üryaniler? Oğlum yok muydu Miami'de anadan üryan gezen kızlar, entel kızlar? Ne istiyorlarmış? Mailde diyorlar ki sizi tekrar aramızda görebiliriz Togay Bey diyorlar. Süper haber bu. Süper Togay Bey. Hazırlan, Miami'ye gidiyoruz Yusuf. Ben de mi? Avukatımla gelirim dedim. Harika. Süper haber. İnşallah adli tatile denk gelir. İnşallah. Üryanice çalış biraz. Tamam. Sağlığınıza. Yusuf. Hı? Senin sünnet ne durumda? Sizi içeri alamam hanımefendi. Ne demek sizi içeri alamam hanımefendi? İçeride özel parti var. Ne yapalım özel parti varsa, gireceğiz işte. Kusura bakmayın, alamam. Ne demek ulan alamam? Girmesini biliriz ama yani. Ha? Gel biz gidelim. Ya yanlış mı görüyorum ya? Neyi? Gülcemal mi o? Ne Gülcemal efendim? Bak oraya! Gülcemal bu! Gülcemal bu! İnanamıyorum. Kolay Bey! Baba! Baba gel! Baba gel! Baba! Gülcemal! Nasıl olur ya? Senin oğlun Turgay mıydın lan sen? Togay Gülcemal Bey, Togay. Senin yanına bağladım bu lav. Bendim efendim. Eğer bir yanlış yaparsanız sizi kıçınızdan vururum dedim mi demedim mi lan? Vallahi billahi dedim. Sen. Var ya. Yemin ediyorum hiçbiriniz adam değilsiniz lan. İzin verirseniz buraya asıl geliş nedenimizi açıklayayım. Açıkla. Gülcemal Bey artık holdingimizin yönetim kurulu başkanıdır. Hayırlı olsun. Bu şirketin yönetim kurulu başkanı benim. CEO'su benim bu şirketin. Benim. Benim lan. Benim bu şirketin CEO'su. Ayşe Hanım, buyurun. CEO benim. CEO. Gelir misin? Tabii. Kızlar arayın beni. Ara benim. CEO benim. CEO. Suratlarını gördün mü? Nasıl böyle kal geldin? Bak. Ayşen Hanım, sana ben bir şey söyleyeyim. Hı. Dünya dediğin nedir? Nedir? Dünya dediğin iki nefes. Ve 2 metrekare toprak.
kara toprak. Bu ne demek oluyor şimdi Gül Cemal? Şu demek oluyor. Ben gidiyorum. Nereye? Köyüme. Beni bulmak istersen de köy kahvesinden ararsın. Hadi. Tamam. İyi bak kendine. Sen de. Hadi. Sen tamam. De. Aman aman yavaş. Çetinkaya kızı Gülnaz. Abdülkerim Kökoğlu Gül Cemal'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Abdülkerim Kökoğlu Gül Cemal. Zafer Çetin Yılmaz kızı Gülnaz'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Gül Cemal. Bak Gül Cemal. Gül Cemal. Evet. Ha? Evet de. Ne evet dedi? Ah, sen ah, benim ah.